Başka falan geldi. Efendim, ev sahibinin medyaya yaptığı açıklama üzerine geldim. Kendisi ailenin durumunu görmek üzere beni evine davet etmişti. Geldim, eşini ve çocuklarını gördüm. Kendisi şu anda bir inşaatta çalıştığı, kanun biraz dışında inşaatta çalıştığı için gelemediğini ifade etti. Ailenin durumu malum. Büyük sıkıntılar var zaten bu mahallede. Yaşayanların büyük sıkıntılar. Muhtar arkadaşımızla da görüştük. O da yardımcı olacak. Oradaki sorunları kısmen giderebilirsin. Çok mutlu olacağım. Mutlu olacağım. İl başkanımız da gerekli çalışma yapacak. Bu da bildirecek. Tabii tablo iç açıcı bir tablo değil. Gönül ister ki her yerde huzur olsun. Anne sağlık durumu iyi olmayan bir anne. Çocuklar var. Çocuklara iyi bakamıyor. Sağlık sorunu nedeniyle. Gıda sorunu var. Elektrik sorunu var. Dolayısıyla bunların aşılması lazım. 21. yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tablo. Tabloyu hiç kimse kabul edemez. Etmemeliyiz yani. Açlık yok mu bu memlekette? Açlık yok. Diyenler gelip görsünler. Sarayda açlık yok. Ben bunu gayet iyi biliyorum zaten. Sarayda herkesin 1.50 yağda, 1.50 balda. Gel kardeşim, sen Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel bu insanlarla otur bakayım. Bu evlere bir gir bakayım. Bu insanlarla bir konuş bakayım. Çocukları bir kucağına al bakayım. Bu çocukların derdi nedir bir dinle bakayım. Oturuyorsun. Hayattan kopmuşsun. Gerçeklikten kopmuşsun. Söylediklerimiz onun için ağır geliyor ve içine sindiremiyor. Her türlü hakareti yapıyor. Ne yaparsa yapsın Türkiye'nin gerçeği bu. Bu gerçeği bütün dünyanın bilmesini isterim. Türkiye'nin bilmesini isterim. Van'da yaşanan bu dram sadece Van'a özgü bir dram da değil. Gidin İstanbul'da, aynı dram İstanbul'da da var. Gidin aynısı Hakkari'de de var. Bitlis'te de var. Mardin'de de var. İzmir'de de var. Her yerde var bu tür dramlar. Dolayısıyla sosyal devletin güçlü olarak ortaya çıkması lazım ve bu dramları sonlandırması lazım. İnşallah bunların tamamı çözülecek. Hepsini halledeceğiz. Arkadaşlar, kürsü konuşmamız olacak. Gayet güzel. Seçmenin sizden özel bir takım mesajlar beklediğini biliyoruz. Ana dilde eğitimini demokrat seçme çerçevesinde bugün açıklamalar yapacağım zaten. Teşekkür ederim. Çocuklar gelmiş. Şöyle gel. Yoktur, ben o kadar nasıl 44 milyar ben nasıl yapayım, ben evime gel daha iki aydır evime gelmişim. Daha yeni 2 aydır evime gelmişim. Komşular da biliyor ben çok hastaydım. Benim günde 2-3 defa bayılmam var. Benim rapolarım da var. Ben hastayım zaten. Benim çocuğum var. Benim bir iki gün karanlıkta ağladı. Yani mumla şeyle falan idare ettik. Benim kaynım sağ olsun valla. Dedi buyur gelin, bir fiş getirdik. Buradan yukarıya çektik. O da komşular da biliyor. Biz çektik, biz idare ediyoruz. Beraber ödüyoruz. Yani onu ikimiz beraber. Ne gelirse beraber ödüyoruz. Dedi Kılıçdaroğlu dedi. Elimden gelene kadar ben yardımcı olur. Elektrik için. Sadece elektriğimi yapın, başka bir şey istemiyorum. Hani o yükü üstümden kaldırın. Ben ne yiyeyim, ne içeyim, ne elektriğe vereyim, ne çocuğa. Bir tane bez alıyorum 100 milyona. Süt de mama da kestim. 2 gündür öyle kusuyor, yoktur yani alayım. Olsaydı ben mama da alırdım, süt de alırdım çocuğuma.
bakardım ama yoktur benim. O kadar durumum yok. Ben telaşa gidiyorum, çocuğa alıp gidiyorum. Diyor ki ödemeden hiçbir şey yapamazsın.